Merhaba sevgili izleyenlerimiz, Akit TV ekranlarına hoş geldiniz. Yepyeni bir haftayı yine birlikte başlatıyoruz efendim. Bereketli, rahmetli, bol sağanaklı bir İstanbul sabahından sesimiz nereye ulaşabiliyorsa ülkemizin dört bir tarafına selamlarımızı, sevgilerimizi, muhabbetlerimizi göndererek yayınımızı başlatmış olalım. Bugün selamı ve muhabbeti arttıracağımız, katmerleyeceğimiz çok keyifli, çok özel bir yayında sizleri ve bizleri bekliyor olacak. Zira bugün Kur'an kıssalarını konuşacağız efendim. Kıssalar bizimle nasıl konuşur? Geçmişin hikayeleri olarak mı okuyoruz? Bugünün insanı olarak acaba hissemize düşenleri alabiliyor muyuz? Bütün bu soruları 14 yıldır soran ve yaptığı eğitimlerle, seminerlerle, atölye çalışmalarıyla, annelerle buluşturan, hanımlarla, beylerle buluşturan ama artık bir kitap olsa da bizim de başucumuzda yer alsa dediğimiz noktada duamızın da güzergah olarak ete kemiğe büründüğü eğitimci ve yazar Semine Demirci hanımefendi bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Allah diyelim. Razı olsun. İnşallah yıllardır çünkü bizim size biraz herhalde duada bulunduğumuz, sizin duanızla çoğalttığımız bir seyirdi ama güzergahın yolculuğunu konuşmadan önce şuradan başlayalım. Kitabın arka kapağında da diyorsunuz ya, Semine Demirci'nin kalemi yıllardır aslında suskun kalmış bir kalemdi. Neden? Aslında suskun kalmadı. Bazı yerlerde yazılar yayınlandı ama hani çok fazla öne çıkmadı. Çok fazla artmadı yazılar. Daha çok konuşmaya yöneldi. O yüzden yazmayı tercih ettik yeni bu sene inşallah. Biraz yeni sorumluluğu çıkarttık. Da arttıran bir şey midir yazmak? Çünkü konuşunca hani bir söz vardır. Söz uçar, yazı kalır diye. Hakikaten bir kitaba dönüştüğü zaman kelimeler yıllara yayılan, belki nesilden nesile aktarılacak bir süreçten bahsediyoruz. Ki siz Kur'an kıssalarını aktaracaksınız. Nedir sizdeki duygu karşılığı? Şimdi yazmak insanın kendini açması olduğu için bir de kalıcı bir belge olacak. Ben çok kendini açmayı seven bir insan olmadığım için herhalde biraz böyle geride durmayı tercih ettim o yüzden. Yani ancak daha kendimi ikna edebildim. Hani artık bu şey olabilir, bir kitaba dönüşebilir bütün bu anlattıklarım diye. Daha önce aslında kitaplarım var. Eşimle birlikte ortak yaptığımız kitaplar var. Çocuk kitapları da var. Evet, işte çocuğumla her güne bir dua var. Dua ayetleri var. Bir de Her Güne Bir Dua isimli bir kitap var. Bir de çocuklar için yaptığım çalışmalar vardı. Onlar var birkaç tane. Ama bu macera, hani bu güzergahta biraz daha insanın kendi iç dünyasıyla konuşmalarının da yansıdığı yazılar olduğu için. Yani çünkü neticede Kur'an kıssalarını okurken enfüse de getiriyorsun, kendi içine de getiriyorsun ve kendi içindekileri de okuyorsun. O yüzden hani çok fazla kendini açmak gibi geliyor bana. O, biraz daha geri durmayı tercih ediyorum. Hani özel toplantılarda falan konuşuyoruz ama hani yazmak hakikaten bunu belgelemeyi getirdiği için biraz suskun kalmayı tercih ettim sanıyorum. Nasıl bir yolculuk peki bu? Yani Kur'an kıssalarına derince dalınmış, oradan heybeye fazlaca şeyler devşirilmiş belli ki. Bizler de Kur'an okuyoruz, kıssalara aşinayız ama evet, kendi hissemimize aldıklarımız, şimdi bu kitabı okuyan izleyenlerimiz, okurlar da görecekler ki bambaşka yönden olabiliyor. Burada çok başka bir perspektif de var. Nasıl başladı sizin kıssalarla yolculuğunuz? 2002'de biz bir çalışma yaptık arkadaşlarımızla. İşte herkese bir bölüm verdik. İşte Kur'an ve insan, Kur'an ve nübüvvet, Kur'an ve tevhid diye bölümler vardı. Kur'an kıssaları benim hisseme düştü. Yani aslında bir şeyle, tevafukla başladık ama yani benim aslında orta birden itibaren başladığım bir yolculukmuş bu. Çünkü ben hikayeyi severdim, hikaye okumayı severdim. Orta birdeyken de Kısası Enbiya'yı bulmuştum okulun kütüphanesinde, Ahmet Cevdet Paşa'nın. Yani o yaşta o Osmanlıca terkipleri nasıl anladığım, nasıl dünyama girdi bilmiyorum ama ben çok severek okudum ve yıllarca da mesela hala Kısası Enbiya'daki o şeyler, anlatılanların hepsi zihnimde. Sonrasında işte liseye geldiğimde tekrar bir şey, macera başladı. Bütün hani kıssa kitaplarını bulup okumak gibi, peygamberimizin hayatına dair de kitaplar okumak gibi. Yani Allah bu zamana kadar hazırlamış aslında, bir yön çizmiş. 2002'de bu o kısa Kur'an ve kıssalar üzerindeki çalışmayı yapınca, seminer çalışmasını, bu benim yapabileceğim bir şey. Hani çok da hoşuma gitti. Ve orada başladım ben seminerlere ve aslında Ashab-ı Kehf'le başladım. Ashab-ı Kehf'in mağarası acaba bizim dünyamızda neye denk geliyor diye bir soru sormakla açıldı. Ondan sonra hasbelkader, Allah'ın hani yönlendirmesiyle, kaderin eliyle elhamdülillah bu zamana kadar geldim. Şu anda aslında bütün kıssaları çalışmayı bitirdim.
Tekrar seminer olarak başladım bir yerde. Tekrar baştan anlatıyorum, daha özet geçiyorum. Çünkü çok ayrıntılı çalıştık diğer gruplarda. Elhamdülillah, inşallah ömrümüz olduğu sürece herhalde ne geliyorsa kısalar üzerinden paylaşmaya devam i̇nşallah. Edeceğiz. İnşallah. Şeyin hikmetini nerede görüyorsunuz peki? Yani Semine Demirci'nin anlamlandırdığı kısım olarak sormuş olayım. Kur'an'da evet kısalar var, hikayeler var. Ve hani Kur'an'ın da bir uyarısıdır, eski zaman hikayeleri olarak bakmayın diye. Kısalara nasıl bakmak lazım? Ve orada bir kısa üzerinden anlatılmasının hikmeti ne sizce bugün insanı için? Şimdi bunu Hazreti Mevlana'nın bir anlatımı var. Diyor ki şekeri sineğe yedirmemek için diyor biz hikayeyi tercih ettik diyor. Şimdi şekerden kastettiği hakikat, sinekten kastettiği o işte hani hakikati anlamayacak sığ akılları kastediyor aslında. Ama o hakikati de anlayacak olan bir şey var. Gerçekten hani düşünen, hikmet nazarıyla bakan, ondan sonra fikreden, zikreden, tefekkür eden bir nazar da var. O nazarlar için aslında hikaye bir perde oluyor. Şimdi Kur'an'da kıssalar niye tercih edilmiş? Hani bu Rabbimizin bir tercihi. Ve bakıyorsun neredeyse üçte ikisi kıssalardan oluşuyor. Şimdi yani herkesin hisse alması lazım. Kur'an öyle bir kitap ki, öyle bir mucize bir şey ki 7 yaşındaki de okuyunca anlıyor. 70 yaşındaki okuyunca da anlıyor ve hissesini alıyor. Ve herkesin hissesi farklı. Şimdi bir kitap düşün ki, sen şimdi bir kitap yazmış olsan yazacağın şeyin kitlesi bellidir. Yani 7'den 70'e herkesin anlayacağı bir şeyi bir insanın üretmesi mümkün değil. Dolayısıyla Rabbimiz hepimize rahmet olarak gönderdiği için vahyi, öyle bir yol tercih etmiş ki her okuyan kendi hissesini alsın. İster hikayeyi geçmiş zaman hikayesi olarak okusun, ister oradan gözyaşı döksün okuyup ay neler çekmişler diye düşünsün. İsterse de onların böyle böyle sıkıntıları varmış, benim de böyle sıkıntılarım var. Acaba burada bana bir reçete var mı diye hikmet nazarıyla bakan okusun. Ama herkes hissesini alıyor. Dolayısıyla yani Rabbimizin tercihi bu. Kıssa olarak anlatmak ve kıssalar hani bizim oluşturduğumuz hikayeler gibi anlatılmıyor Kur'an'da. Yani çok önemli yerleri, bizi irşad edecek yerleri alınıyor. Bütün ayrıntılar anlatılmıyor, ayrıntılar es geçiliyor. Çok bizi irşad edecek ve bize merhem olacak, bize yol gösterecek, bizi kemale erdirecek kısımları bize aktarılıyor. Biraz şeyle de ilgisi var mı acaba? Hani bir söz vardır ya, bir insan bir şeyi yapabiliyorsa o herkesin yapabileceğini gösterir aslında. Bir Tabii insanın ki. Bir şeyi yapması. Tabii ki. Dolayısıyla hani zaman, çağ ya da olay ne olursa olsun oradaki duruş, o peygamberi duruş bir peygamber üzerinden anlatılıyorsa eğer, baktığımızda bizim de özdeşim kurabilmemiz için mi biraz? Yani hayatı kolaylaştırma reçetesi gibi bakmak doğru bir bakış öyle olur mu? Çünkü insanın fıtratı hani Rabbimiz tarafından gönderilmiş ve genel itibariyle de baktığınızda fıtratlar birbirlerine benziyorlar. Herkesin fıtratını Allah kendine özel kılıyor ama belli benzerlikler var. Ve şöyle bir söz vardır. Zaman değişir, mekan değişir, oyuncular değişir ama her şeyi bir tekrarla tekrar eder. Çünkü insan bu tekrarla ve başkalarının hikayeleriyle öğreniyor. Onlarla özdeşim kurarak öğreniyor. Yani şimdi ben senin hikayeni görüyorum, sen benim hikayemi görüyorsun. Sonra bu bizim hikayemiz oluyor, yeni bir hikaye oluşuyor. Ve sen benden örnek alıyorsun, ben senden örnek alıyorum. Dolayısıyla insanın böyle bir etkileşimle öğrenmesi, önce taklit etmesi, sonra tahkik etmesiyle geliştiği ve kendine yerleştirdiği için hakikatleri. O yüzden Rabbimiz onların o kıssalarını bize anlatarak, bakın sizin de böyle bir probleminiz olabilir. Probleminiz böyle olduğunda buraya bakın, reçeteniz burada diyor aslında. Peki biz Kur'an okurken bir güzergah, bir yola, bir güzergaha da aslında çıkmış ve başlamış oluyoruz ama o güzergah güzergaha dönüşmüyorsa eğer, orada nerede problem var sizce? Kişinin bakışında ya da tercihindedir diye düşünüyorum. Çünkü aslında hepimiz yoldayız. Yani yolda olmayan var mı diye düşünmek lazım. Biliyorsun gah yol demek, güzergah da gezenin hani yolu anlamında. Biz kitaba özellikle güzergah değil de güzelgah koyalım dedik. Hani yolumuz güzel olsun. Çünkü hakikaten de insanın hani ruhlar aleminden başlayan yolculuğu, işte anne karnına gelmesiyle, dünyaya gelmesiyle, dünyadan kabre, kabirden berzaha, berzahtan hani haşre, haşirden de cennet, cehennem diye ayrılarak gitmesiyle devam eden bir yolculuk. Yani yolculuk hiç bitmeyecek. Bu yolculuğu güzel eylemek de bizim elimizde, kötü eylemek de bizim elimizde.
Ama yolculuğun bir şeysi var, külfeti var. Yani istediği bir şey var. Yolcunun bir yükü olacak, sırtında taşıyacağı bir yükü olacak, götüreceği bir şey olacak, bir menzile ulaşma amacı olacak. Dolayısıyla hani yola çıkan bunu göze almış demektir. Dolayısıyla yolun getirdiği şeyi de kabul ettik. Yani baştan kabul ettik. Hani yayın öncesinde sizinle konuştuğumuz bazı şeyler vardı ya, hakikaten günümüz Müslümanının temel sıkıntılarından bir tanesi galiba bu. Hani Kur'an'ın normalde güzelleştirdiği, içindeki güzelliği ortaya çıkardığı, inkişaf ettirdiği insanlarsa, eğer Müslüman tanımı aslında bu olması gerekiyorsa, baktığımızda ne yazık ki her zaman bu değil. Bu bir niyetle de alakalı galiba, öyle değil mi? Yani bu, hani dediniz ya, yoldayız, yolcuyuz, yükümüzü kabul etmemiz lazım. Galiba o yüke ya da o yola razı değiliz. Yani insan nankör diye şey yapılıyor biliyorsun, Rabbimiz söylüyor, insan çok nankördür, çok cahildir, çok acıldır diye. Yani ona bakmak lazım hakikaten. Ben yani yolu güzelleştirmek yerine, kendimi güzelleştirmek yerine çirkinleştiriyorsam, vazifemi kendime ağırlaştırıyorsam, bu benim tercihimden, bu benim istediğim şey yani. Ben istediğim için böyle oluyor. Halbuki insan yükünü Rabbine teslim etse, yani Rabbine gerçekten tam teslim olabilse, yani Müslüman dediğimiz şey teslim olmuş demek yani. Hakikaten o hakikate teslim olabilse bunlar yaşanmaz diye düşünüyorum. Ama biliyorsun her insan kadar yol var. Her insanın bir yolu var. Her insanın bir şeysi var, yönelimi var, hani meşrebi var, mesleği var. Onlara da hürmet etmek lazım inşallah. Onlara da hayır dilemek lazım. Çünkü hepimizin menzili aynı yer olacak. Ha uçakla git, ha otobüsle git, ha yürüyerek git, ama zahmet var. Hepsinde zahmet var. Yine de adım atman gerekiyor o yola gitmek için. Güzergahı okurken ben şunu da hissettim. Tam bu dediğiniz yerden yola çıkarak, hani zahmet var diyoruz ya, ama zahmetten çok daha büyük bir rahmet de var ve her kıssada o rahmete açılan bir kapı da var galiba aslında. Mesela Hazreti Musa kıssasıyla başlamış bir kitaptan, cümlelerden bahsediyoruz. Ve o asayı elimize almanın rahmeti bile herkese hayat motivasyonunu sağlayabilecek bir enerji veriyor aslında. Elhamdülillah. Ne söylüyor mesela Musa kıssası bize? Nasıl bir özdeşimi? Şimdi Musa kıssası çok uzun, çok katmanları var. Kitapta biz acaba hangi bölümünden bahsetmişiz diye bakacağım, müsaadenle çok özür diliyorum. Önümde Bin Kızıldeniz diye başlamışız o ümit ayetiyle. Şimdi burada ben bunu okurken çok ilginç bir şey, İzmir'e bir kısa atölyesine gidecektim. Sabah kalktığımda bu zihnime geldi ve oturdum, yazdım ve yazıyı bıraktım. Çünkü Senay Bey evde değildi, ona edite etmesi için ve dergiye konulacak yazı. Yazıp bıraktım hani görsün ve edisyonunu yapsın diye. Ondan sonra ve giderken, yani yola çıkarken zihnime gelen ve yazdığım bir yazı olmuştu. Şimdi öyle bir şey ki Hazreti Musa ve kavmi Firavun'dan kaçmaları lazım. Gece yarısı yola çıkıyorlar, yayalar, yanlarında çolukları, çocukları ve hayvanları var. Ondan sonra ve gizlice çıkmışlar Mısır'dan. Kızıldeniz'in kenarına gelmişler, fakat bir bakıyorlar ki arkadan da Firavun ordusuyla, atlarıyla, işte şeyleriyle yetişmiş onlara. Çünkü hızlılar onlar. O kadar üzülüyorlar ki yanındaki herkes, eyvah yakalandık, şimdi gidecek hiçbir yer yok diyor. Arkada Firavun'un ordusu var, önde Kızıldeniz var bir anda. Fakat orada Hazreti Musa'nın duruşu çok ilginç. Hayır diyor, kella, katiyen. Ben Rabbimden ümit kesmem. Beni buraya kadar getirdiyse o bana yolu gösterecek, hidayet edecek diyor. Ve o anda şey geliyor, vahiy geliyor. Asanı denize vur. Asa denize vurulduğunda deniz 12 yolla ayrılıyor biliyorsun. Deniz çekiliyor. İnsanlar oraya giriyorlar. Hani tereddüt de ediyorlar denizin içine girip nasıl yürüyecekler diye, ama o mucizeyi gördüklerinde yürüyorlar ve onlar kıyıya çıktıklarında Firavun da hani onlara yetişmek için o yol sanki ona da açılmış gibi giriyor ve orada boğuluyor. Ve bunu görüyorlar gözleriyle bu insanlar. Yani bu düşmanımız olan insan bu denizin içinde boğuldu. Artık bizim peşimizden gelemeyecek. Ama çok ilginç bir şey var. O karşı kıyıya geçtikten sonra boğulan düşman, korktukları düşman çok ilginç bir şekilde içlerinde hortluyor. Nasıl? Yıllarca şeyde kalıp, Mısır'da kalıp, İneğe tapmayı gören Musa'nın kavmi, ineğe tapmayı,
icat ediyor oraya geçtiğinde, karşı kıyıya geçtiğinde. Buzağı yapıp buzağa tapıyorlar. Hazreti Musa aralarından ayrıldığı anda tura çıkıp hani turda Rabbinden vahiy alacak. Yani hani insan evet korkuyorsun, maddi olarak kurtuluyorsun ama içindeki o korkuyu atamamışsan, içindeki düşmanı atamamışsan onu tekrar icat edip önüne koyuyorsun ve tapmaya başlıyorsun. Dışarıda böyle bir hikaye, düşman evet, aramaya gerek yok aslında. Ve çaresizliğe de ne kadar çare olacak bir şey. Hani vardır evet, şu an ekranların başında hepimiz de yaşıyoruz hayatımızda zaman zaman. Bu işin içinden nasıl çıkacağım dediğimiz bazen bir hastalık, bazen bir borç, bazen evladımızla evet, olan bir imtihan, eşimizle olan bir imtihan, nasıl çözülecek bu dediğimiz, hiç çıkış yolu yok ki dediğimiz noktada Allah-u Teala'nın nasıl ulaştığı, o Kızıldeniz'in bile yarılıp yol olduğu, denizin bile önünde açıldığı bir süreci eğer müjdeliyorsa bu kıssa bize, gerçekten bir hayat motivasyonu olarak şu kıssanın şu kadarcık hali bile, şu 2-3 dakikada konuştuğumuz hali bile yeter diye düşünüyorum. Kısa bir ara verelim, aranın ardından bakalım Kur'an kıssaları bu zamanın insanlarına neler anlatıyor. Sevgili izleyenler, Akit TV ekranlarında Kadınca Kararınca programı devam ediyor. Bugün bir güzergaha doğru yolculuğumuz sürüyor efendim. Zira eğitimci ve yazar Semine Demirci'yi ağırlıyoruz. Son kitabı Güzergah'la birlikte. Kur'an kıssaları bugünün insanına neler söylüyor? Kıssalardan hissemizi alacağımız hisse senetleri nelerdir? Hangi güzellikleri devşirmemiz lazım? Bu soruların cevabını arıyoruz. Sohbetimize de devam edeceğiz ama İzmir'den Sevim Özgür telefon attığımızdaymış. Hoş geldiniz programımıza. Sevim Hanım bizleri duyuyor mu? Sanırım hatta bir sıkıntı var. Sevim Hanım bağlandığı zaman inşallah kendisine hoş geldiniz demiş olalım. Bu arada bu vesileyle İzmir'e de selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Daha dün kendileriyle birlikteydik. Şu an telefon attığımızda mı Sevim Hanım? Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler Hatice Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız Sevim Hanım? İyiyiz. Çok sağ olun. Siz nasılsınız? Bugün de ayrı bir hediye. Tekrar ekranlarımızda sevdiğimiz kişi Semine Hanım'ı çok hani severek dinliyordum sizin programlarınızdan. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok etkileniyordum anlattıklarından. Kitaplaştığını duydum. Şu an çok mutlu oldum. Yani neredeyse böyle yaşasın dedim tekrar burada. Ekranlar. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün de Kur'an kıssalarını konuşuyoruz. Var mıdır Semine Hanım'a sormak istediğiniz? Evet. Yani istiyorum kitabını en kısa zamanda acaba yayına çıktı mı? Ne zaman? Hangi İşin ne zaman alabiliriz yani bize ulaşır inşallah. Güzel ya, yayında. Şu an inşallah mi? Bütün kitapçılardan ulaşabilirsiniz. Güzel çok teşekkür ederiz. Kendisine başarılar, devamını diliyorum. Yani çok çok sevdiğimi dile getiriyorum. Yani o yüzden aradım. Çok heyecandan konuşamıyorum Hatice Hanım. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Yani, çok çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. İzmir'e tekrar selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Nasıl bir duygudur böyle çok seviyorum, kitaplarını çok seviyorum, görünce çok sevindim diyen izleyenlerin olması? Elhamdülillah. İnsanı mutlu ediyor, şükre vesile kılıyor. Aslında biraz mahcubiyetle de insanın başını önüne eğdiriyor. Çünkü insan hani meydana çıktığınızda hani bir vitrininiz var ve insanlar o vitrine bakarak şey yapıyorlar. Ve hüsnü zan ediyorlar ve sen daha çok dikkatli yaşamak durumunda kalıyorsun. Yani eskisi gibi hani rahat olamıyorsun dışarıda. Çünkü o hüsnü zanını kırmak istemiyorsun gerçekten. Rabbim ne diyelim, hüsnü zanlarını hakkımızdaki en hayırlı dua etsin inşallah. Kabul olmuş dua etsin. Bizi de onların hüsnü zanını kıracak, hani mahcup edecek, onların kalbini kıracak şeyler yapmaktan uzak etsin. Çünkü Allah muhafaza, yani bir insanın ümidini kırmak kadar çirkin bir şey yok dünyada. Bir de bu güzelliğin, aradaki bu güzel bağın hani Kur'ani bir duruşla gelmiş olması ayrı bir rahmet ve hediye diye düşünüyorum. Zira anlattığınız Kur'an kıssaları aslında insanları açıp Kur'an'a bakmaya teşvik eden bir yolculuk, bir dua İnşallah. Sizinki. Bu bağlamda başlamış olması da çok güzel ki Ashab-ı Kehf'le başladı dediniz. Biraz evet, biz de oralara doğru gidelim o zaman en başına. Ashab-ı Kehf'in mağarası bugünün insanı için ne ifade ediyordu? Sizin ilk temelde sorduğunuz soru buydu. Ne cevap aldınız?
Ben ilk o zaman sorduğumda, 2002'de sorduğumda ilk aldığım cevap şeydi, insanın sığınacak bir kaleye ihtiyacı var, mağaraya ihtiyacı var. Yani Rabbi ile baş başa kalacağı, Rabbini anabileceği, ondan sonra o hakikatleri yaşayabileceği bir şeye ihtiyacı var. Pek çok peygamberde var öyle. Tabii ki. Efendimizde de var. Çok özür diliyorum. Ben o zaman o soruyu sorduğumda sanıyorum başörtüyle ilgili çok sıkıntılar vardı. İşte dindarane, yani müminane bir hayat yaşamak çok zorlaştı. Dışarıda çok sıkıntılar yaşıyorsun. O dönemde benim yuvayla ilgili, yani evimizle ilgili bir şey yazdım ben. Hani onu öyle anlattım. İnsanın işte ashab-ı kefin mağarası benim dünyamda, benim yuvamdır. İşte kadının yuvasıdır, erkeğin yuvasıdır. Çünkü oradaki hayatına hiç kimse karışamaz. Kapıları kapatırsın, pencereleri kapatırsın. Oradan içeriye hiç kimse gelip başını örtmeyeceksin, şöyle giyineceksin, böyle giyineceksin, şunu söyleyeceksin, bunu söyleyeceksin, şu andı yapacaksın, bu yemini yapacaksın diyemez. Sen orada en özgür olduğun, en kendinle baş başa kalabildiğin, kendi içinde baş başa kalabildiğin ve gerçekten kimi nasıl anmak istiyorsan anabileceğin tek yer orası. İşte ama zamanla o 2002'den beri ev artık şey olmaktan çıktı, kale olmaktan çıktı. Çünkü çok ilginç bir şey. İnternet diye bir şeyimiz var. Ondan sonra her yerden her şey sızmaya başladı. Evet. Ve bunun kapısını da biz açtık. Yani hani büyük bir kapı açmıyorsun. Yine mahremiyetin evinin içinde yaşıyorsun ama ilginç bir şekilde o içeriye öyle bir şey girdi ki sanki biz severek, isteyerek ve şey yaparak, kendimiz müsaade ederek açtık o kapıları. Dolayısıyla evde sanki o mağara olmaktan çıktı. O zaman evin bir köşesi diyelim ve mağara olacak insana, gerçekten Rabbini andığı ve o interneti ya da televizyonu ya da başka şeyi sokmadığı. Ondan sonra dönüyorsun, bakıyorsun oda mümkün değil. Çünkü bakıyorsun odaların hepsinde televizyon var. Odaların hepsinde internet erişimi var. Wi-Fi dolayısıyla. Telefonlar cebimizde. O zaman ne diyorsun? Ha, başka bir şey olabilir. Bu mağara acaba başka ne olabilir diye zaman içinde düşündükçe. Mesela bütün ibadetler baktığında insanın mağarası hükmünde. Ashab-ı Kehf gibi. Mesela namazı böyle anlatabiliriz. Haccı böyle anlatabiliriz. Zekatı böyle anlatabiliriz. Şehadeti bile hani böyle anlatabiliyorsun. Dolayısıyla insanın hani o ibadetlerde hani olabildiğince huşu ve hudu ile Rabbinin karşısında durması, Ashab-ı Kehf gibi dünyayı arkasına atıp sizin çağırdığınız şeylerden ben uzağım ve ben şimdi Rabbimin çağrısına kulak verdim ve sizin çağırdığınız her şeyden alakamı kesiyorum ve Rabbimin huzuruna duruyorum demesi gibi oluyor. Elhamdülillah. Yani zamanla o mağaranın sayısı arttı benim dünyamda. Önce namazda yuva olarak başladı. Şöyle dünyayı elinin arkasına itiyorsun tabii. Diyorsun ben hayır şu anda namazın içine girdim ve sizin hiçbir söylediğinize cevap vermiyorum. Sizin söylediğiniz şeyler beni ilgilendirmiyor. Ben Rabbimle konuşuyorum, Rabbimle baş başayım diyorsun. Aslında insanın mağaraya ihtiyacı varsa, biz de ibadetlere bir mağara teşbihi yapabiliyorsak, o zaman ibadete de ihtiyacımız var, öyle değil mi? Biz tabii tam ki ters noktada yaklaşırız hani hep. Hemen yapayım da aradan çıksın diye bir gaflete düştüğümüz seyirler bile olabiliyor ne yazık ki. Maalesef. Hani bu bağlamda baktığımızda kendimizi sürekli ihtiyaçlı kılma haline devam ediyoruz o zaman. Oradan mutmain bir kalp çıkartamıyoruz. Yani ibadete tabii ki insanın ihtiyacı var. Rabbine yönelmeye, Rabbine kulluğunu ifade etmeye. Hani ibadetin şekle bürünmüş namazına da, zekatına da, haccına da ihtiyacı var. Ama sadece namaz ve hac ve işte şehadet, zekat diye şey yaparsak, ayırırsak ibadetleri de çok sıkıntı olur. Neden? Çünkü iki namaz arasında da bizim ubudiyet halimizin devam ediyor olması lazım. Şimdi ben sabah namazını kıldım. Öğle namazına kadar yapacağım her bir şey yine Rabbimin adına niyet ederek yapmam lazım. İşte kahve içiyorum, besmele ile başlamam lazım. Rabbimin bana gönderdiği nimet olduğunu fikrederek, zikrederek ve şükrederek içmem lazım. Böylece iki namaz arasında yaptığım her şeyde eğer niyet ederek yapabilirsem, bunun farkına varabilirsem, o zaman ben külli bir ubudiyet haline geçebilirim. Ama sadece namaz kılıp sonra
sanki namaz kıldığım, yani namaz kılarak yöneldiğim Allah'la o iki namaz arasındaki vaktin Allah'ı ayrıymış gibi yaşarsam, o zaman o kulluk kesintiye uğruyor. Yani namazda ayrı bir kişi oluyorsun, namaz arasında ayrı bir kişi oluyorsun. Yani aslında sekülerizm her bir yerimize şey yapmış, girmiş maalesef. Dolayısıyla o hani tavrımızı, kulluk tavrımızı biz öldürmüşüz. Allah yeniden ihdas etmeyi bize nasip etsin inşallah. İnşallah. İbadet dediğimizde sadece işte namaz, tesettür, oruç diye bir kategorizasyon yapmak hakikaten ahlaklı insan olmayı da bize kaçırttırıyor galiba, öyle değil mi? Mesela 5 vakit namaz kılıyor, 10 vakit yalan söylüyor. Hani nasıl bir Müslümanca duruş dediğimizde, ama işte namazında, niyazında. Namaz işte hayata yansımayınca maalesef böyle oluyor. Yani hayatla ibadeti birbirinden ayırdığımızda bu oluşuyor. Yani halbuki gerçekten ubudiyet halinde olsak ahlakımızı da güzelleştiririz biz. Çünkü namaz kötülüklerden alıkoyuyorsa, ama namaz kılan kötülükten uzak duramıyorsa, o zaman o namaz nasıl bir namaz, sen nasıl bir namaz kılıyorsun diye insanın kendine sorması lazım. Hani başkasının sormasına ihtiyaç bırakmadan kendine sorması lazım insanın. Bu bağlamda çok önemli bir başlık var Güzergah kitabında. Gerçekten okurken tekrar tekrar dönüp düşündüğüm, belki pek çoğumuzun bildiği bir hadis-i şerif ama derinlemesine düşünmek farklı farklı şeyler devşirmeye de hakikaten sebep oluyor. Yalancının Allah'ı olur mu diye hakikaten baktığımda... Yok, yalancının Allah'ı değil, yalanın alanı var mı? Tamam. Çünkü hakikaten baktığımızda Efendimizin hadis-i şerifi üzerinde işte Müslüman içki içer mi, zina yapar mı diye pek çok şey soruluyor. Evet, yapabilir, gaflete düşebilir ama yalan söylemez. Hı-hı. Nedir bunun hikmeti? Şimdi o hadis uzun bir hadis. Aslında baştan söyleyelim hadisi. Sahabe efendilerimiz merak ediyorlar. Müslüman da işte mümin olan da acaba büyük günahları, kebairleri işleyebilir mi? İşlerse sonucu ne olur diye soruyorlar. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a tek tek soruyorlar. İşte Müslüman adam öldürebilir mi? Yani mümin adam öldürebilir mi? Evet, öldürebilir. Hani gafletine gelir, sinir krizi geçirir, şu olur bu olur. Hani insandır bu. Mümin de diğer bütün insanlar gibi günaha uzaklığı, hani uzaklaşmış değil. Aksine daha da yakınlaşmış. Neden? Çünkü uğraşan birisi var. Onu ona teşvik eden birisi var. Arada şey inceldi, zar inceldi. Yapabilir ama tövbe eder, işte kısas uygulanır ve Allah'tan af diler, Allah affeder diyor. Zina edebilir mi? Evet. İşte onun bütün şeylerini anlatıyor. İşte diğer bütün kebair sayılıyor. En son yalana geliyor. Mümin yalan söyler mi diye soruyorlar. Peygamber Efendimiz, mümin yalan söylemez, mümin yalan söylemez, mümin yalan söylemez diye o kadar çok tekrar ediyor ki sahabe efendilerimiz, keşke biz bu soruyu sormasaydık, eziyet ettik Allah'ın Resulüne diye sıkıntı yaşıyorlar. Çok fazla tekrar ediyor. Şimdi bunu düşünmek lazım. Mümin neden yalan söylemez? Yani yalan söylerse ne oluyor da mümine, hani niye Peygamber Efendimiz özellikle vurgu yapıyor mümin yalan söylemez diye? Adam öldürmekten bile daha sanki hani sınırlar anlamında, o sınırın dışında bir yere koyuluyor. Neden? Çünkü müminin şeyine bakalım. Mümin ne demek? Oradan girelim. Mümin emin demek. Yani neden? Allah'ın yaratışından emin. Allah'ın yaratışından emin olan insan, başka insanların da emin bildiği insan olur. Elinden, dilinden, belinden emin olan insana mümin denir, deniyor değil mi? Şey olarak, hani genel tanım olarak baktığımızda. Şimdi bir insan eğer yalan konuşmaya başlamışsa, o zaman eminlik sıfatını lav ediyor, yani kaldırıyor, kesiyor. Ve bir insan bir yalan konuşsa 100 tane doğrusu, belki 1000 tane doğrusu sorgulanmaya başlıyor. Yalan çünkü yeni bir hakikat alanı açmaya gayret etmek. Yani sen diyorsun ki ben bunu beğenmedim, bu hali beğenmedim. Ben şöyle olmasını arzu ediyorum, onun için ben bunu böyle söyleyeceğim diyorsun. Bir Allah'ın şahit olduğu, gördüğü, meleklerin şahit olduğu, gördüğü şeyi sen farklı bir şekilde anlatıyorsun. Haşa, Allah'ı yalancı şahit tutuyorsun kendine. Allah'ın gördüğünü inkar ediyorsun zihninde. Allah'ın yarattığını inkar ediyorsun ve sen farklı bir hakikat alanı açarak söylüyorsun. Dolayısıyla yalan söylemek hakikaten ne yapıyor?
Adam öldürmekten daha büyük bir şeye geçiyor. Adamın hayatını alırsın bir öldürdüğünde ama yalan söyleyerek bir insanı defalarca öldürürsün. Manen öldürürsün. Bir de sosyolojik bir boyutu da var öyle değil mi? Hani tabii günümüzde ki bakıldığında mesela artık güven ortamı yok. İşte kime güveneceksin ki, babana bile güvenme denilen bir sürecin içerisindeysek biz aslında yalan her şeyi bu resme uygun kılan bir halini de ispatı olmuş gibi oluyor. Yani sosyolojik bir boyutu da var. Tabii yalan çünkü bütün şeyi güveni yıktığı için yani sen bana güvenemezsin, ben sana güvenemem. Ben arkamı döndüğümde biliyorsun işte bu doğruyu söylemez diye söyleyebiliyorsam o zaman bizim konuştuğumuz hiçbir şey bir yere varamaz yani. Sen beni ağırlarsın, ben seni ağırlarım, körler sağırlar, birbirini ağırlar hesabı. Birbirimizi kandırmakla geçer ömrümüz ama bir hakikat ortaya çıkmaz. Yani dolayısıyla bütün o toplumsal hayatta, ferdi hayatta perişan olur. Bir yalan söyleyenin çok akıllı olması lazım. Yalanını unutmaması lazım. Çünkü yalanların öyle bir şeysi var. Eninde sonunda ortaya çıkıyorlar. Evet. Bir de o yalanı örtmek için başka yalanları da doğurman, yani bir ortaya yalan söylemekle gerekiyor. Kalmıyor yalan evet. söyleyen insan. O yalanını devam ettirebilmesi için yeni alanlar açması gerekiyor. Dolayısıyla hayatı tümden yalana dönüyor. Aynen maalesef. Öyle. Çok aklında tutması lazım. Bir de çok huzursuz olur. Çünkü yalanın ortaya çıkması için. O bile bir için strestir değil mi? Çok fazla anlaşılır uğraşması lazım. Tabii ki çok büyük bir stres kaynağı. Kesinlikle. Son dönemde şöyle bir şey düşünüyorum. Sizin de fikrinizi merak ediyorum. Ne yazık ki biz merhamet toplumundan menfaat toplumuna doğru genel dünyaya baktığımızda hı-hı öyle evrilen bir hal var. Herkes kendi menfaatini düşünüyor ve kendi menfaati için ne iyi ve doğru geliyorsa o onun doğrusu ve gerçeği olabiliyor hayatta. Yalan biraz bu da demek galiba değil mi? Yani menfaatçiliği teşvik eden ve zemin hazırlayan bir şey. Menfaatin olmadığı yerde de merhamet olmayacaksa eğer. Dolayısıyla toptan bir mahvoluşun bile tabii aslında ki, tabii kapısını ki aralıyoruz galiba. Yani yalan bütün doğruları hani şey alt üst eden bir şey. Siz bir tuğlaları diziyorsunuz üst üste. İşte aralarına şey koyuyorsunuz ama araya bir şey kattığınızda yani. Ne diyelim, yalan o çimentonun içine katılmış, hani o çimentonun yapıştırma özelliğini gideren bir şey gibi düşünün. Dizdiniz bütün şeylerinizi ama aradan o şey çekiliverince, çimentonun özelliğini gideriverince bütün tuğlalar yere düşüyor. Bütün doğrular devriliyor. Yani şimdi menfaat toplumu olmanın çok ezici bir şeysi var maalesef. Bu da insanın sanıyorum hayat bir mücadeledir sözünden yola çıkarak ortaya çıkan bir hal bu. Yani hayatı cidal gördüğünde, mücadele gördüğünde, işte bir maksadın varsa o maksada erişmek için her türlü şeyi, her türlü silahı kullanabilirsin. Dolayısıyla o maksat senin menfaatinse eğer, yalanı da kullanabilirsin, insanların ayağını kaydırmayı da kullanabilirsin, gıybeti de kullanabilirsin. Çok alçak silahlar bunlar. Ama bu hayata bakışımızdan kaynaklanıyor maalesef. Halbuki hayat bir mücadele değildir. Yani bir cidal değildir. Hayat gerçekten insana armağan edilmiş çok güzel bir haldir. Burada çok ciddi bir yardımlaşma vardır. İnsan toplum içinde yaşayacak şekilde yaratılmış bir varlıktır. Toplumsal hayatında belli kuralları var. İşte yardımlaşacaksın, birbirini tanıyacaksın, birbirini seveceksin, birbirine güzel dostluklar kuracaksın, kardeşliği muhafaza edeceksin ki o toplum da ayakta durabilsin, sen de ayakta durabil. Ama kim ki menfaati için toplumu ifsad ediyor, o menfaatinden de mahrum kalır. Yani bunu bilmek lazım ama insanlar herhalde, yani hazır lezzet var burada, hazır kahve var, ben şu kahveyi içeyim diyorum ama görmüyorum ki bana daha çok kahveler gelecek, onu bekleyemiyorum, sabredemiyorum. İnsanların o menfaatlerini öncelemeleri de ondan sanıyorum. Halbuki o menfaati öncelerken sonra gelecek olan lezzetleri de kaçırıyorlar. O toplumsal barışla gelecek olan lezzeti de kaçırıyorlar. Peki siz toplumun hani genel bugününe baktığınızda, Kur'an elbette ki hay bir kitaptır. Her ayetiyle, her harfiyle, her insanın her anına konuşur ama şu kıssa hakikaten bu zamanın insanına benim daha çok iştiyakla anlattığım bir kıssa. Çünkü buradan çıkarılacak derslere şu an özellikle bugün de çok ihtiyacımız var dediğiniz bir kıssa var mı? Hepsi. Yani özellikle neyi seçebiliriz?
Yusuf kıssasını seçebiliriz. Hmm. Çünkü Yusuf kıssası çocukluktan itibaren ta hani ölümüne kadar Hazreti Yusuf'u bütünlüklü bir şekilde anlatır Yusuf suresinde. Dolayısıyla biz diğer kıssalarda bu kadar ayrıntı göremeyiz. Kıssaların en güzeli diyorsunuz. Evet. Ahsenül Kasas diye de şey yapılır. Biliyorsun Kur'an'da ifade edilir. Dolayısıyla hani çocuklar arasındaki o rekabetten tut, hani kardeşlerin birbirine düşmesinden, sonra babanın uyarılarından, arkasından kuyu, zindan, işte Züleyha ile yaşadığı haller, arkasından kardeşlerin tekrar gelmesi, özür dilemeleri ve o rüyanın gerçekleşmesi, bu zamana bakan çok şeyler içeriyor, mesajlar içeriyor. Yani onun okunmasını, hani gençlerin özellikle okumasını ben tavsiye ederim. Var yani piyasada birçok Yusuf kıssasını anlatan kitaplar var, onlara bakabilirler. Güzel şeyler de bulurlar. Ben çünkü 3-4 tane kitap biliyorum. Yusuf kıssası ile ilgili yazılmış kitap. Hepsinden de ben çok yararlandım. Tavsiye ederim ben, okusunlar. İnsan hakikaten hükümdar olabilmesi için yolun sonunda, yolun başında bir yerlerde bir kuyuya düşmesi gerekiyor mu mutlaka? Hayır. Yani kuyuya düşse de doğru olması gerekiyor. Hmm. Bak, Hazreti Yusuf'un ümidini hiç kaybetmediğini görüyoruz biz. Kuyuya düşmüş, yani kardeşleri onu kuyuya atmış ama o kardeşlerini satmıyor farkındaysan. Yani o her halükarda Allah'la olan nispetini muhafaza ediyor. Rabbi nasıl memnun olacaksa öyle hareket ediyor. Yani normalde istese Züleyha onu çağırdığında, yani kral olabilecek şeyde değil mi, evet, pozisyonda? Hani çünkü Züleyha asil bir kadın, o köle. Kölelikten yukarıya çıkabilir ama onun duruşuna bakın, zindanı tercih ediyor. Dolayısıyla yani Rabbinden gelene razı olmak insanı aziz kılıyor. Aslında hayatın en büyük, en güzel yeri de galiba bu hikmet boyutuna insanın talip olması. Bize de nedense en zul gelen, belki bilmiyoruz hani ne olacağını bilmiyoruz, o belirsizliğin içerisinde kaygılar biriktirdiğimiz bir hal olabiliyor. Oysa ki hani dedik ya, Müslüman teslim olandır. Hakikaten Rabbine teslim olmuş. Şu an ne yaşıyorsam yaşayayım, çok zor olsa bile buradan bir güzellik çıkacak mutlaka diyebilmek çok büyük, psikolojik anlamda çok büyük bir rahatlık, öyle değil mi? Hiçbir şey insanı yıkmaz o zaman. Tabii ki yıkmaz. Daha da güçlendirir. Yani bunu mesela biz kimde duyuyoruz? Nietzsche'nin söylediği bir söz var. Tamam, fena ve fani bir adam olabilir. Hani birçok kendince birçok şeyler ortaya koydu. Hakikaten çok iyi bir filozof. Yalnız hani Rabbinden uzak yaşamayı tercih etti. Ama tespit ettiği bir hakikat var. Diyor ki beni öldürmeyen şey güçlendirir diyor. Eğer gerçekten bir şey yaşıyorsan Allah onu sana, seni yerle yeksan etmek için göndermiyor. Seni terbiye etmek için gönderiyor. Yani terbiyenin içinde birçok şey barınıyor. Bir insan bir şeyi terbiye ediyorsa onu güzelleştirmek için terbiye ediyor. Siz mesela, biz çorbaya terbiye yapıyoruz. Evet. Niye yapıyoruz o çorbaya terbiyeyi? Yani bir şeyi var değil mi? Bir maksadı var. Çorbanın lezzeti daha güzel olsun istiyoruz. Daha güzel sunum yapmak istiyoruz. Ya da çocuklar için. Ondan sonra çocuklara belli sınırlar koyuyoruz, belli şeyler gösteriyoruz. Niye? Çünkü çocuğumuz hakikaten kendini israf etmesini istiyoruz. Çorba israf olmasını istiyoruz. Onun için terbiye usulleri geliştiriyoruz birçok noktada. Şimdi Rabbimiz bizim kendimizi israf etmemizi istemiyor. Bir yola doğru giderken eğer yanlış yola gidiyorsak orada bir uyarıda bulunuyor. Hani başımıza gelen musibetleri böyle görelim. Bir uyarıdır bunların hepsi. O oradan gitme, bak oradan dön. Burası senin için hatarlı bir yol, bir zararlı yol diyor Rabbimiz. Biz bunu böyle görürsek, böyle okuyabilirsek hakikaten oradan dönebilir miyiz? O yaşadığımız şeyin farkındalığını ve içgörüsünü yaşayarak, evet gerçekten bu benim terbiyem için ve ben bundan dersimi aldım. Buranın hatalı, gidilmemesi gereken bir yer olduğunu biliyorum ve buradan dönüyorum diyebildiğimizde o terbiye gerçekleşiyor. Ama inatlaştığımızda ya da gafletle o terbiyeyi görmediğimizde biz tekrar aynı imtihanı yaşıyoruz. Bir de ne diyoruz? Hayatında, sürekli benim başıma geliyor. Hayatında imtihanları tekrar eden insanlara şunu söylemek lazım. Bu, ben kendi nefsime söylüyorum. Ya kardeşim, orada öğrenmen gereken bir şey var. Allah sana sahneyi yeniden kurdu. Gösterdi, bak sahneyi yeniden kuruyorum, hatanı gör, hatalı diyaloğunu bul, hatalı davranışını bul, bunu düzelt diyor.
sana bırakıyor, senin tercihine bırakıyor. Rahmetinden, o tekrarların hepsi yine rahmetten. Çünkü Allah bizi güzelleştirmek istiyor. Aynen öyle. Biz de kısalarla güzelleşme sohbetimize de devam ediyoruz efendim. 0212 696 86 55 ve 56'nın canlı yayın telefon numaralarımız olduğunu da hatırlatalım. Aynen Sevim Hanım'ın az önce ulaştığı gibi sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Güzergaha dair sorularınız, söylemek istedikleriniz varsa eğitimci ve yazar Semine Demirci'ye iletebileceğinizi de hatırlatmış olalım. Şimdi siz aynı zamanda yıllardır psikoloji alanında da çalışıyorsunuz. Hem eğitimleriniz bir yandan devam ediyor, okumalarınız bir yandan devam ediyor. Bu kısmı da çok önemli. Çünkü hani genel zihni bir duruşumuz vardır ya, bizim bilimle dini ayrı kefelere koyduğumuz ve bambaşka alanlarmış gibi düşündüğümüz. Şimdi siz de psikolojide sonuçta modern tedrisat içerisinde aldığınız eğitimin bir yolu o sıralarda dine çıkmıyor elbette. Ama sizin kendi bakış açınızda Kur'an nasıl bir psikologdur insan için, psikolojik anlamda nasıl bir şifadır desek, orayla ilgili neler söylemek istersiniz? Yani nereden baktığınıza göre Kur'an'ın size nasıl ayna olacağını şey yaparsınız, görürsünüz. Hani bir şey matematik kitabı gibi görmeye çalışsanız gerçekten çok şiirsel bir matematik orada size gösterildiğini görürsünüz. Şimdi hani psikolojik olarak baktığınızda da insanın düşebileceği her bir noktada elinden tutan bir ayet var. Yani gerçekten insanın sadrına şifa, her daraldığı noktada, her başı sıkıştığı noktada başvurabileceği, başını koyabileceği bir ayet var. Şimdi mesela duayı ele alalım. Orada şey yapıyor, vedduha velleyle izâ secâ ile başlıyor. Şimdi duha hani gün ışığı, günün aydınlanması olarak çevriliyor. İşte şeyde leyl ve izâ leyli secâ da işte karanlığın en böyle koyu olduğu zaman olarak. Şimdi bunu sadece işte kainatta görülen gün ışıması ve karanlık olarak algılarsan bir tek oraya hapsedersin, bırakırsın. Halbuki insanın daraldığı, sıkıştığı, karanlığın en koyusunu yaşadığı birçok zaman var. Ama gün ışığına da ihtiyacı var. Bir ışık görmeye de ihtiyacı var. Buradan başlıyor Rabbimiz. Bak sen kainatta bunu görüyorsun. Bak kainata, her gecenin koyu karanlığından sonra bir duha geliyor mu? Geliyor. Şimdi de sen bunaldın. Senin bu bunaltının karanlığının arkasından bir gün ışıması daha gelecek. Bir ferahlama gelecek. Sonra bakıyorsun hemen, biz seni işte yetim bulduk, barındırmadık mı? İşte Rabbin sana küsmedi, seni unutmadı da, sana darılmadı da diyor. Biz seni yetim bulduk, barındırmadık mı? İşte fakir bulduk, zengin etmedik mi? Ondan sonra gınaya koymadık mı? Böyle bir şeyle şahitliği getiriyor. Arkasından da peki biz seni böyle bulduysak sen de böyle 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 yap diye birkaç tane şey veriyor. Hani emir veriyor orada. Şimdi buna baktığında tam kendini yetim ve öksüz hisseden, Rabbinin işte bunca kalabalığın, bunca işin arasında unutulduğunu hisseden ve çok büyük bir yalnızlık ve unutulmuşluk yaşayan insana çok büyük bir teselli. Ben bunu ilk anlayarak okuduğumda gözyaşlarına boğuldum. Hakikaten baktım, hayatım duha gibi gelişmiş. Rabbim beni yetim gibi bulmuş, oradan çekip çıkartmış, hakikatiyle yüz yüze getirmiş. Bana darılmadığını her defasında göstermiş, her düştüğüm sıkıntıdan elimden tutup kaldırmış, bir yol açmış her defasında. Her defasında bir öncekinden bir sonrakimi daha hayırlı kılmış. Ondan sonra benden bir şey istiyor. Sen böyle muhatap oldun, Rabbin sana bunu yaptı. Sen de o zaman hani yetimi, öksüzü, sana sual soranı hani şey yapma. Onu yetime dikkat et, sual sorana dikkat et. Ondan sonra ve çok ilginç şeyler, bir terbiye şeyi sunuyor. Yani sen bunu gördün, bak bunun farkına vardın, bunları yaşadın. O zaman bunları yaşayanlara da sen böyle ol diyor. Gerçekten. Yani sana veren Rabbin var. Senin de vermeni istiyor. O zaman Rabbin nasıl vermeni istiyorsa öyle vermeye devam et diyor. Şimdi buradan insan bir psikolojik sorununu düzeltebilir mi? Muhatap olduğu bir sıkıntıdan. Yani terapistler niye var aslında? Niye terapist oluyor insan? Çünkü belli başı yanmış yani bir olaydan. Ve kendini sağaltırken bir başkasını da sağaltmak istiyor. Bir başkasının da derdine derman olmak istiyor. Çünkü biz eğitimlere gittiğimizde hoca hep şunu söyler. Yani buraya gelen herkesin bir problemi var muhakkak der. Ondan İnsan sonra kendi çözümünü ararken evet, başkalarına da çözümler evet, aslında evet, bulmuş oluyor. Yani kendine çözüm arıyorsun.
çoğu hani psikolojiyi tercih eden, okumayı tercih edenlerin muhakkak çözmeyi umdukları bir şeyleri var. Çözüm arıyorlar. Psikoloji okuyanlar alınmasınlar. İnsan aslında tüm yolculuklarına kendinden başlıyor. Evet. Yolda oraya çıkıyor. Evet. Aslında bunun da bir ispatı. Şimdi kısa bir ara verelim efendim. Aranın ardından inşallah sohbetimize devam edeceğiz. İzleyenler, Akit TV ekranlarında Kadınca Kararınca programı devam ediyor. Bugün Kur'an'la bereketleniyoruz efendim. Kur'an kıssalarına doğru şöyle bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayatımızda nerede duruyorlar? Okuduklarımızdan, anladıklarımızdan, yaşadıklarımızdan hangi hisseleri devşiriyoruz? Bütün bu soruların cevabını eğitimci ve yazar Semine Demirci Hanımefendi ile ve hemen şöyle kucağımızda duran Güzelgah kitabının satırlarında gezerek efendim konuşmaya, söyleşmeye devam ediyoruz. Şuradan da devam edelim istiyorum. Hani siz kendi yolculuğunuzu anlatırken şöyle cümleler kuruyorsunuz ya, işte 2002'de okuduğumda şöyle düşünmüştüm, daha sonra şöyle düşündüm. Aslında bu varılacak bir menzil de değil, öyle değil mi? Yani evet anladım, bu sure bunun diyormuş gibi de bir şey değil. Sürekli tefekkür etmesini ve insanın kendini yenilemesini gerektiren de bir şey galiba. İnsan yaşlandıkça Kur'an gençleşiyor. Hmm. Dünya yaşlandıkça Kur'an gençleşiyor. Bu Kur'an'ın mucizesi. Dolayısıyla sen her yolculuğunun her adımında Kur'an'ın sana fısıldadığı bir hakikatle yürümeye devam ediyorsun. Dolayısıyla hani bir şeyle sınırlandırmak mümkün değil. Bir şeyle sınırlandırmak mümkün olsaydı biz ilk tefsir çalışmasıyla şey yapardık yani. Aa, tamam biterdi, dondururduk, evet. Biterdi. Tekrar tekrar tefsir çalışmaları, tekrar anlamaya çalışma gayretleri olmazdı. Yani zaman hani şey yaptıkça, ilerledikçe hakikaten Kur'an gençleşiyor. Kur'an'ın hakikatleri de hep şey yapıyor, neşroluyor tekrar tekrar tekrar. Peki bu kadar değişen bir metinden bahsediyorsak, o kadar değişikliğin üzerinde kalıcı bir eser ortaya koymaya gayret etmek bir yazar için bir handikap değil midir? Öyle tabii ki, yani anladığın şeyi donduruyorsun. Diyorsun ki ben şimdi bunu anladım. Başka bir şeyde hani bir başka bir kitap çalışmasında diyeceksin ki ben şimdi bunu anladım buradan. Hı. Hakikaten bir şey, hani çelişki gibi görünse de aslında güzel. Çünkü bu Kur'an öyle bir hazine ki sen her açtığında, her katmanını açtığında farklı bir hakikatle, farklı bir şeyi fark ediyorsun. Çok güzel bir şey bu insan için. Çok ümit veren bir şey. Çünkü hiçbir eser böyle değil. Donuyor kalıyor ama Kur'an'ı dondurmak mümkün değil. Çünkü bir ayetin sadece bir anlamı yok ki. Hani meal çalışmalarında hani biz görüyoruz ki sadece bir anlam veriliyor. O da en zahiri anlamı veriliyor. Ve hani Kur'an budur diyemezsin. Hani meale Kur'an bunu anlatıyor diyemezsin sadece. Onun ne anlatmak istediğini düşünmen ve şey yapman, anlamaya gayret etmen lazım. O aslında lazım. Bir giriş kapısı olarak mı değerlendirmek tabii lazım? Tabii ki. Yani en zahiri, gördüğünüz en anlaşılır anlamını veriyorlar. Kelimelerin anlamını veriyorlar aslında mealde. Hı-hı. Ama kelimelerden ne kastedilmiş, o kelime hangi kapıyı açacak, ona dair çalışmalar. Hani daha çok tefsir çalışmalarında ama işari tefsir çalışmalarında yapılıyor. Tefsir çalışmalarının çoğu da hani rivayetler üzerine götürüyorlar. Yani İşari tefsir az. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi inanıyorum ki izleyenlerimiz de merak ediyorlar. Şimdi konuşurken evet çok güzel şiir gibi akıyor. Bir kitabın satırlarında da hakikaten öyle, kaleminize yüreğinize sağlık. Allah ama razı olsun. Sizin bu yıllar içerisinde mesela ben şöyle düşündüm. Acaba işte o mağara hangi neye şu anda işte temsil ediyor diye düşündüm. Ya da işte o asa acaba neyden kurtaracak beni diye düşündüm diye gittiğiniz bir seyirde. Hakikaten insan buna gönüllü olsa, yani ben de oturayım tefekkür edeyim ve buna düşüneyim dese. İlmimiz, sosyal durumumuz, yaşımız, bilgimiz ne olursa olsun fark etmeden açılacak mı o kapıda? Ya çünkü sanki sadece alimlere, bu işin bilir kişilerine açılır ve biz oradan hissemizi alırız gibi bir hisle de yaklaşabiliyoruz bazen. Bir niyetle açılıyor. Gerçekten cevap arıyorsan açılıyor. Yani ben alim değilim. Yani bir şeyim yok, ilmim yok hakikaten baktığında. Hani ilahiyat okumadığım, İmam Hatip'te okumadığım. Dolayısıyla hani Kur'an'la olan münasebetim kul ve hani ihtiyacım bu benim. Ekmekten sudan daha çok ihtiyacım diyerek hani muhatap olduğum bir kitap Kur'an. Yani benim her şeyimden daha çok muhtaç olduğum şey bu. Bu hakikat çünkü benim için. Ve ben orada neyi bulacağım? Kendimi bulacağım. Kendimle ilgili cevapları bulacağım diye baktığım için belki onun için açılıyor. Çünkü Kur'an kerimdir biliyorsun. Yani kapısına gittiğinde seni ikramsız çevirmez. Ama şeyle gitmen lazım. Hani gerçekten
Kur'an okunduğunda dinleyin deniyor ya, hani içinizdeki bütün sesleri susturacaksınız, dışarıdaki sesleri susturacaksınız, kulağınızı başka hiçbir şeye vermeyeceksiniz, sadece ona verdiğinizde ikramlarını açıyor gerçekten. Ama hani Kur'an okurken başka şeyler de dinliyorsak, içimizdeki sesler konuşuyorsa, sürekli kendi zannımızı Kur'an'a yapıştırmaya çalışıyorsak açılmıyor. Bu bağlamda Kur'an'ı da... eğitim ya da şeyin, hani senin sorduğun şeyi de cevaplayalım. Evet, yani alimlerin açtığı kapılar bizim için kapılar. Oradan gireceğiz, onlara bakacağız tabii ki. Ama kendi fıtratımızı da, yani hani kainat bir şey bizim için, öğretici. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en büyük muarif, bize Rabbimizi tanıtan. Kur'an en büyük muariflerden biri, ama kendi fıtratımız da var. Rabbimizi bize tanıtan bir muarif. Dolayısıyla fıtrat selim olarak yaratıldığına göre, kolaylaştırıldığına göre, hidayet edildiğimize göre, yani fıtratımızdaki o şeyi unutmayacağız. Aklımızı başkalarının cebine sürekli koymayacağız. Kendi, hani bize verilmiş, hikmet bulalım diye verilmiş, hani bir nevi kainat şeyinde, kainat da alemde, o hani taş gibi görünen her şeyi, Asa-i Musa'yı vurup da oradan pınar çıkartan, hani Asa-i Musa değil mi? Aklımızı da biz öyle kullanırsak, gördüğümüz her bir şeye Asa-i Musa hükmünde aklımızı vurabilirsek, o zaman oradan hikmet pınarları gelir mi? Gelir. Unutmayalım yani. Bir başkasının emeğini tabii ki hor görmeyeceğiz burada. Ben bütün alimlerin kitaplarından yararlanıyorum yani, anlatabilmek. Çünkü ne anlatmışlar? Nasıl bir hakikat kapısı açılmış onlara? Onların açtığı o kapıdan, peki bu kapıdan ben şimdi girdim. Benim zihnime, benim aklıma, benim kalbime ne açıldı buradan diye bakıyorum. Yani kendi fıtratımın şeyini de yokluyorum. İnsan kendine de yabancılaşmayacak yani. Evet. Kendi aynamızdan ne yansıyor, evet, o kısma da bakacağız. Kur'an ayı Ramazan hızla gelirken, madem Kur'an'dan da şöyle bir giriş yapmış olduk, Ramazan'a nasıl hazırlanalım, Kur'an ayına nasıl hazırlanalım diye de soracağım, ama ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz telefon hattımızdaymış. Hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, hayırlı günler diliyoruz. Sağ olun, Allah razı olsun. Ben sıkıntılarımı paylaşmak istiyordum sizle. Allah Rabbim öncelikle sizlerden razı olsun. Çünkü ben sesimi kimseye duyuramadım, ama yaratan Rabbim görüyor, herkesi görüyor. Zengini de görüyor, fakiri de görüyor. Neden insanlar bu hale gelmiş, onu paylaşmak istiyordum. Benim eşim, siz paylaşmadan önce şöyle ufacık araya gireyim, siz paylaşmadan önce arkadaşlardan rica edeyim, biraz telefonun sesini, stüdyo sesini açsınlar, sizi çok zor duyuyoruz çünkü. Şimdi buyurun. İnsanlar neden bu hale gelmişler, onu söylemek istiyordum. Benim eşim yıllardır rahatsız. Kapımız açan yok. Biraz önce dediniz ya, Ramazan geliyor, Ramazan'a hazırlık yapacağız. Doğrudur. Ramazan'da ben çok aç kaldım. Kimse kapımı açmadı. Çünkü fakir olduğum için. Benim eşim hasta. Ben eşime bakıyorum. Herkesin dedikleri, kaymakamlıklar var, valilikler var, muhtar var. Allah şahidim olsun diyorum. Ne muhtarımız, kapımız açar. Bugün benim elektriğim kapanacak. 4 aylık ödeyemedim. Tüpçüye borcum var. Tüpçü bir taraftan para ister. Bakkallar para ister. Çeşmem kesilecek. Yani benim çalışma imkanım yok. Ben nasıl çalışayım? Ben eşime bakıyorum. Kendim de rahatsızım. İnanır mısınız? İlaçlarımı bile alamadım. Neden bu hale gelmiş insanlar? Komşunun komşudan haberi yok. Ramazanlar gelir, herkes zenginleri davet ederler. Yani nesil neden böyle olmuş? Bunu sormak istiyordum. Eğer mümkünse telefon numaramı alır mısınız? Ben size daha sonra daha detaylı şekilde konuşmak istiyorum. İnanır mısınız? Çok zor durumdayım. Yiyecek ekmeğe muhtacım ben. Bunun hesabını kimler verecek? Rabbim yardımcınız olsun inşallah. Şöyle yapalım. Arkadaşlarımız, siz telefon kapatmayın. Arkadaşlarımız telefon numaranızı alsınlar inşallah. Bu vesileyle sesinizi de duyurmuş oldunuz. Keşke isminizi de verseydiniz de aslında daha bir duyurmuş olsaydık sesinizi. Bu vesileyle hayır sahipleri de size ulaşmak isteyeceklerdir çünkü, eminim. Siz telefon numaralarınızı bırakın. İnşallah yayın sonrasında tekrar görüşmüş olalım. Aslında izleyenimizin sorduğu şey, bizim de bugün konuşmaya çalıştığımız şey, öyle değil mi? Hani biz neden uzaklaştık da komşunun komşudan haberi yok dedi ya. Tam da burayı biraz bahsetmeye çalışıyoruz galiba. Yani bir zamanın getirdiği şeyler var biliyorsun. Yani insanın hani cep telefonlarıyla, diğer bütün aletlerle gerçek hayattan uzaklaşması var. Çünkü sanal bir dünya sunuluyor insana ve o sanal dünya
güya gerçek hayata göre daha güvenli gibi geliyor. İşte direkt muhatap olmuyorsun kimseyle, senin mimiğini, jestini görmüyor, seni tanımıyor, etmiyor. Çok rahatlıkla her istediğini ifade edebiliyorsun. İsmini de vermek zorunda değilsin, farklı farklı isimlerle olabilirsin. Dolayısıyla insana bu oyun ve eğlence tarafı daha kolay geliyor. Gerçek hayat çünkü sorumluluk getiriyor. Dolayısıyla insan sorumluluktan kaçmaya meyilli bir varlık olduğu için, yani sorumluluktan olabildiğince kaçarak, olabildiğince oynayacak, oyalanacak yere sığındığı için işte komşuluklar da ölüyor, diğer şeyler de ölüyor. Yani toplumsal hayatın getirdiği bir takım yükler bunlar. Allah bize yardım etsin. İnşallah fakiri, fukarayı, komşumuzu, muhtacı görebilmeyi nasip etsin. Gerçekten bizim şeyken, yetimken bulunduğumuzu, barındırıldığımızı Rabbimiz bize hatırlattığına göre duada bahsettik ya bir önceki bölümde. Yani bizim de Allah'ın hani kullarını görmemizi bize nasip etsin. Kur'an'dan nasibimiz hakikaten onun ahlakıyla ahlaklanmak olsun. Yani insanlara gözlerini kapatan değil, gerçekten insanların derdine derman olmaya çalışan insanlar olalım. Ama kendini ıslah edemeyen bir başkasını ıslah edemez. Kendi ıslahımızı lütfen es geçmeyelim. Şu anda yapılan en büyük sıkıntı o. İnsanlar kendi nefislerini ıslah etmek yerine başka nefisleri ıslah etmeye çalışıyorlar. Ondan sonra bir bakıyorsunuz hakikat o insanların yaptığı hatalarla gölgeleniyor. İnsanlar güvenemiyorlar bu sefer. Hakikati dillendiren insanın yaptığı hataları görünce. O yüzden insan kendinden başlayacak, kendini ıslah edecek, kendi nefsine söyleyecek söylediklerini, ondan sonra bir başkasından isteyebilir onları. Aslında bütün bu bahsettiğimiz manşetlerde bizim Ramazan hazırlığımız, bizim her daim elbette yapmamız ve durmamız gereken bir nokta ama 3 aylarında içerisindeyken ve mübarek zamanlarda biraz daha fazla gayretle, biraz daha duamıza daha fazla sarılarak ve aslında o sıfırlanma, resetlenme düğmemizin basılma haline belki biraz daha yakın olduğumuz şu vakitlerde işimizin de daha kolaylaştığını, Rabbimize yakın olmanın, o kapılarının, hikmet kapılarının, rahmet kapılarının fazlaca açıldığı süreçlerde bize düşen kısımlarda bu elbette. Bu bağlamda kitapların da çok hatırlatıcı olduğunu düşünenlerdenim ben. Zira hayatta farklı bir perspektiften baktığınız, "Aa şunu da fark edememiştim" dediğiniz ufacık bir cümle dahi olsa değişiminize, gelişiminize ciddi katkılar sağlayabiliyor. Bu bağlamda da Güzergah kitabını konuşmaya çalıştık. Bugün kıymetli yazarı, eğitimci ve yazar Semin Edebilici ile birlikte çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sevgili izleyenlerimiz, bu cümlelerle birlikte yayınımızın nihayetine gelmiş bulunuyoruz. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımız adına günün ikinci yarısı ilk yarısından çok daha hayırlı ve güzel, bereketli geçsin duasıyla huzurlarınızdan ayrılmış olalım. Yarın saatler 11.45'i gösterdiğinde ölmez sağ kalırsak yeniden sizlerle buluşmak istiyoruz. O vakte kadar da hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.